O gün mükemmel bir gündü, öyle söyleyeyim size. Sabahtan beri çok güzel bir gündü. Yani hani yani özel şeyleri de söyleyecek olsam, böyle çok güzel kilo vermiştim. Sporumu yapıyordum. Koşarak hastaneye gidip geliyordum, bakın hani o zaman. Tabii. Koşarak hastaneye gidip geliyordum buradan. 12 kilometre, 12 kilometre gidiş, 12 kilometre dönüş. Her şey güzel. Sağlığım yerinde. 6 aydır yaklaşık, kaç işte, 4 aydır baş esnandım. Şu demek baş esnan, sizin üzerinizde size bir şey söyleyeyim, yani emir verecek kimse yok asistan grubundan ve hep ameliyatçısınız. Bu da bir cerrahi branş için gelebileceğiniz top nokta ve 3. yıl, yani 3. yıl asistan olarak. Normalde bu 4,5 yıllıkken o gerçekleşiyor. Her şey güzeldi. Özellikle son bir ay. Bir arkadaşımız ameliyat olmuştu. Onun da dönecekti. Ben o 2 gün içerisinde ben yaz tatilini planlıyordum. Çünkü yazın yine yurt dışına çıkmak istiyorduk eşimle. Hani nereye gidebiliriz? İşte pandemi ile ilgili kısıtlamalar kalkıyor. İşte BioNTech olacak mıyız, olmayacak mıyız falan. Hani BioNTech'i istiyordu o zaman bazı ülkeler. İşte BioNTech bize gelecek. Böyle bu şey. Yani tamamen yaza, işte tatile odaklı son bir haftadır. İnanılmaz güzel bir bayram geçirmiştik ailemle birlikte, işte Erbil'deydik. Ondan sonra klinikte her şey güzel gidiyordu. Ameliyat erken bitmişti o gün. Güle oynaya mutlu mutlu dedik ki hadi polikliniğe inelim de adamlara yardımcı olalım, yani budur yani. Ya boş durmayalım burada, şurada bir şey yapalım. Gittik. Yine pozitiftim. Yani hani dediğim gibi poliklinikte de pozitiftim. O kişiyle de gayet pozitiftim. Çünkü günümdeydim, yani öyle söyleyeyim. Zaten şöyle bir şey var. Hani bu kişiyle ben 3 kere konuştum. Kimse bunu yapmaz, yapamaz. Yani ben bir kere hasta bakmadığım için toleransım daha yüksek. Yani dinleme kabiliyetin daha yüksek. O sırada kim hastayı 3 ayrı şeyde 20'şer dakika dinleyip, yani 1 saatimi tamamen o hastaya vermiş. Neden ki? Yani neden bunu yapayım ki? Ve hani onun farklı bir boyutu vardı. Neden? Bu hastayla özellikle o benim baş hastalığımın başlangıcı noktasına denk gelmişti. Böyle sorumluluğu siz alıyorsunuz tamamen elinizde. Tüm ipler sizin elinizde ve o sorumluluk hissiyatıyla tüm hastalarınıza daha da çok odaklanıyorsunuz. Yani ben öyleydim daha doğrusu. Ne oluyordu? İşte bir sıkıntı olunca ben de koşturmak istiyordum. Ben de bakmak istiyordum. Yani benim mutlaka haberim olsun diyordum. Bir iletişim problemi yaşıyorlardı mesela hastayla. Bu hastayla olduğu gibi yani bayağı bir iletişim sıkıntısı yaşandı. Normalde tedavisi 2 haftada bitecekken bu hastanın tedavisi, İşte bakın aralığın başından bahsediyorum. Mayıs'ın sonuna kadar hala bize başvuran bir hastadan bahsediyorum. Özellikle ilgilendim. Problem, hatta bu hasta vardı. Bir tane de böyle yine problem yaşadığımız bir şizofreni hastamız vardı. Onunla da birebir ben ilgilenmeyi seçtim. İşte nasıl problemler oldu? Ona mı imza atmıyorlardı ya? Ameliyat olmak istemiyor. Yani istediğine dair imza atmıyor ama çıkmak da istemiyor. Çıkmak istediğine dair de imza atmıyor. Yani böyle bir çıkmaz noktadaydık. Bir uzun bir süre, yani bir ay civarı öyle bir kaldık. Yani ne ameliyat olacağım ne olmayacağım. Ama buradayım, yani böyle bir tutum vardı. Ondan sonra kendini pencereden atmaya çalıştı. Ona müdahale ettik. Ondan sonra çok ajitelerde ailesi defalarca hastane odasına, annesini, kardeşini, babasını bir kere oturduk, uzun uzun konuştuk. Hani açıklayıcı olacak şekilde bazen şey geliyor. Yani diğer arkadaşlar geriliyordu, hani neden özellikle işte bu hastaya bu kadar ilgi gösteriyoruz denebiliyordu. Ama dediğim gibi biraz da annesi özellikle çok etkileyici, yani etkileniyordum ben ondan. Çünkü onun yerinde olmak istemezdim ben de şeyde. Kötüydü. Yani kadın gerçekten de kötü, yani kötü olduğunu hissediyordum. Oğlu yatakta 40 küsur yaşında ama hastaneden ayrılamıyor. Ki hastanede kalmak çok büyük travma.
Yani ben sevmem mesela, bir gün bile dayanamam. Bu olayda 7 gün kaldım. Yani evinizden uzaksınız, hijyeniniz tam olarak sağlanamıyor belki, yani istediğiniz gibi sağlanamıyor. Birçok şey var faktörü, birçok faktör var hasta açısından. Ameliyata zar zor ikna ettik. Üçüncü ayda biz ameliyatı yaptığımızda hastayla selfie'm var benim şeyde. Selfie çekmişiz onu rahatlatmak için. Merak etme, mümkün olduğu kadar az alacağız ayağından. İnşallah tek şey, iki parmakla kurtulursun dedik. Sen merak etme her şey. Seninle selfie çektik, güldük, oynadık hani sırf rahatlatmak için. Ve bu şahıs taburcu olurken benim yanıma özellikle gelip, ki taburcu olmuş, Ertan hocam Allah razı olsun diyen bir insan. Yani öyle düşünün. Bu zaten daha acı bir durum. Yani çünkü şunu düşünüyor insan, ya diyorsunuz ki bu kadar emek gösterdik, bu kadar ilgilendik. Ya gerçekten de ilgilenemediğimiz ve o sırada gergin olduğumuz bir hastadan olsa, yani yine şey yapacak bir şiddetin açıklayacak bir durumu yok ama en azından bu kadar üzücü olmaz. Yani çünkü burada gerçekten de hiçbir kusurumuz yok. Hatta kat kat ilgimiz var yani. Dediğim gibi gelip Ertan hocam Allah razı olsun diyen çıkıp öyle ayrılan insan ve 2 aydır ben ona muhatap değildim. Yani çünkü polikliniğe geliyor, ben poliklinikte durmuyorum. Dediğim gibi. İniyoruz desteğe, her hastayı sormuyorlar. O günde geldi işte arkadaşımız, dedi ki işte 3-4 keredir geliyor. Ama biz laf anlatamıyoruz bir türlü, yine servisteki durum yaşanıyor dedi. Tamam çağır, ben bununla iyi anlaşıyorum dedim. Hatta bekleyin ben gideyim dedim. Gittim odada bir konuştum. Bir 20 dakika orada konuştuk. Sonra geldik. Bir yarım saat, bir saat geçti. Geldi aynı kişi. Arkadaşım yani. İş arkadaşım. Dedi, hala bekliyor dedi kapının önünde. Allah Allah dedi. Çağır gelsin. Neymiş? Yine aynı şeyi anlattık. Tekrar odada 2 kere anlattık. Yani sorular aynı çünkü. Hani birebir aynı. Hiçbir şey yok. Ve o sırada mesela bıçağı elindeymiş. Yani. Bıçağı cebindeymiş. Yani ben de yani bir metre bile yok yani el uzaklığında yani bir kol uzaklığında falan bir metre mesafede falan. Onu düşünüyor insan mesela. Yani orada Allah'tan bir şey olmadı. Sonra ortam bir gerilince bağırma çağırma başladı. Ben dedim ki beyler kalkın biz gidelim. Tam böyle. Beyler kalkın biz gidelim. Zaten 4:30 olmuş saat. 4 çeyrek falandı. Çıkalım yukarıda bizi bekleyelim diye. Biz çıktık yine bağırıyordu. Ben artık hani dediğim gibi o ilk 6 ayda kulağıma dinlerdim. Mesela şöyle hakaret mi diyor, ne diyorsa falan. O zaman dokunurdu bana. Birisi bana lan deseydi inanılmaz sinirlenirdim. Çünkü hangi hakla ben size sen lan diyorsan nasıl terbiyesizlik falan diye algılardım ama lanmış, sövmeymiş, küfürmüş. Gerçekten de duymamazlıktan. Yani duymuyoruz ki biz de tepki vermiyoruz. Öyle arsızlaşmazsın. Yani maalesef ki. Bu da bir aslında çok büyük bir psikolojik travma aslında bakarsanız. Ki bunlar da sözel şiddet bu arada ve bunların da cezası var. Bunları duymuyoruz. Şey yapmıyoruz bile yani. İşleme bile almıyoruz. Çünkü işleme alınca yine biz uğraşıyoruz. İfade verme, savunma, bilmem işte onlar da şikayetçi oluyor. Bu sefer siz de savunma yazıyorsunuz. Yani inanılmaz uzun ve yine uğraştırıcı bir süreç. O yüzden dediğim gibi bunu duymamak, kayda almamak daha iyi oluyor bir yerde. Tıp fakültesinde aslında öğrenciler stajyerlikten itibaren hastalarla muhatap olmaya başlıyor. Orada öykü alma, anamnez denen işte şeyler için hastayla muhatap oluyoruz. Hep sevmişimdir ya. Ben hiçbir zaman o kısmı bana zor gelmedi. Hatta keyif alıyordum yani. Çünkü normalde doğumda da farklı farklı insanları tanımayı severim. İşte muhabbet etmeyi seven bir insanımdır. İnternlükte daha da aktif oluyoruz artık. Böyle daha kan almadır. Hastaların daha detaylı anamnezi, muayenesini falan bir kısmını internler yapıyor. İnternlükte tıp fakültesinin son sınıf, hani bilmeyenler için söyleyeyim.
O zaman da yine çok güzel geçti. Özellikle cerrahi branşlarda internler ameliyathanede oluyor. Daha da çok ilgim arttı. Ameliyathanenin ortamı, işte yeşillerin arasında, işte ışıklar, steril, herkes steril. İşte dediğim gibi çok güzel, mükemmel örneklerimiz vardı hoca olarak. Onların ellerini izliyorduk. Ne yaptıklarını, nasıl hayat, insanların hayatlarını olumlu bir şekilde dokunduklarını, hayat kurtardıklarını defalarca gördük ve bunlara etkileniyoruz yani, etkilendik. Ben etkilendim. Çıktığımda da mezun olur olmaz aslında o zaman acil serviste çalışmaya başladım. Acil servisi sevdim söyleyemem açıkçası. Çünkü bir, yani hayalim o değildi. O yüzden hani ben buraya geçici bir süre geldim. Geçici olarak çalışıyorum. Bu psikolojiyle çalıştığında insan zaten sevmiyor oluyorsunuz. Ama insanlarla yine ilişkimiz çok güzeldi. Sadece işte sistemden dolayı biraz herkes hıza yönelik bir şey istiyor ki ben yine özelde çalıştım. Yani hıza yönelik ve bir yönlendirme var. Muhtemelen bu her yerde öyledir. Dünyayı söylüyorum. Yani böyle ilk mezun olduk, her şeyi dört dörtlük yapma şeydi. Belki onunla biraz adaptasyon süresince bir sıkıntı yaşadım diyebilirim ama ondan sonra zaten birkaç ay sonra gayet güzel devam ettim. Ardından yaklaşık bir yıl sonra istifa ettim ve TUS'a hazırlanmaya başladım. 6 aylık bir hazırlık sürecinden bahsediyorum. 6 aydan sonra işte TUS'a girip ortopedi tercih etmiştim. Ankara Hastanesi ortopediye yerleştim. Yani hiç unutmam, inanılmaz bir gündü yani. Mutluluktan neredeyse uçuyordum yani. O kadar güzeldi ki 7. tercihim mesela. Ortopediler arasındaki işte 7. tercihimdi. Herkes arayıp tebrik ediyordu çünkü herkes biliyordu bunu istediğimi ve ben de çok mutluydum. Yani tamam artık istediğim, hayal ettiğim her şeyi elde ettim gibi bir yani çok güzel bir gündü hani. Şu an tarif bile edemiyorum. Kerküklüyüm. Kerkük'te çok ciddi bir uzman açığı var. Kerkük'te, Erbil'de, o bölgelerde. O açığı belki işte ayın, ben öyle düşünüyordum. Belli bir süre, haftanın veya ayda belli bir gün oraya gidip hem aileme hem tedavi edeceğim hastalar olacaktı. Ondan sonra İstanbul'da yaşamayı düşünüyordum mesela. Mesleğimi icra ederken tabii zaman ayırmak çok önemli. Kendine zaman ayırmak. Kendime zaman ayırmayı ihmal etmeyecektim. Dediğim gibi hem İstanbul'da yaşamamın da şeyi buydu yani, hayalim öyleydi. Neden? Çünkü böyle dünyanın merkezi gibi görüyorum ben. Özellikle dünyanın merkezi demeyeyim de Türkiye'den en kolay yurt dışına veya işte dünyanın her ucuna ulaşabileceğiniz bir şehir şu an. Belki Tanzanya'ya bile uçuşları vardır direkt uçuşları. Tanzanya'yı konuşmuştuk az önce, o yüzden örnek verdim. O benim çok hoşuma gidiyor. Ben gezmeyi seven bir insanım. Böyle hafta sonu, dediğim gibi bir hafta sonu gidip Kerkük'teki o belli bir hastalara yardımcı olmak, ameliyat etmek belki Erbil'de. Ondan sonra diğer hafta sonlarını dünyanın başka yerlerini gezmek. Öyle hayalimiz vardı. Hafta içi de bol bol cerrahi yapmak. Özellikle spor cerrahisiyle, dediğim gibi spor yaralanmalarıyla ilgilenmek. Hayalim buydu açıkçası. Ama gelin görün ki tam işte yavaş yavaş hani öyle olamayacağını anlıyorsunuz. Yani bu olay zaten tuzu biberi oldu. Ortopedi uzmanı 2023'te hatta uzman oldum. 100. yıl uzmanı diyordum. Ben 100. yıl uzmanı olacağım diyordum hani. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl uzmanları olacağız diyordum hatta. Çok mutluydum. Yani Temmuz 2023'te falan geliyordu işte şey. Onun da ayrıca bir şeyi vardı. Yani hem hayal ettiğiniz cerrahlığa giriyorsunuz. Ortopedi bence çok güzel bir cerrahlık yani.
cerrahi branşlar arasında en güzellerinden biri bence. Mekanik bir şey de var, yanında var. Yani güzel dediğim gibi her açıdan. Sporla ilgili, yani sporla zaten söylemiştim ilgileniyorum. Yani spor cerrahisiyle açıkçası ilgilenmek üzere bu mesleği, bu yani özellikle ortopediyi kazandığımda çok mutlu olmuştum. Hem spor hem bunun spor yaralanmalarıyla ilgili tedavilerin sizin yaptığınızı düşün. Çok güzel, hani inanılmaz bir hayaldi benim için. ...2018'i ben hayatımın en iyi yılı, en güzel yılı olarak nitelendiriyorum. Hem çocuğum olmuştu, Mert doğmuştu. Hem ben asistanlığı kazanmıştım, hem de eşim asistanlığı kazanmıştı. Böyle çok güzel bir yıldı o yüzden. Ben 2018'le ilgili sadece güzel hatıralarım var. Yani şu an dönüp bakınca aslında çok da iyi bir şey değilmiş diyebiliyor insan ama... Yine de hani olumlu yönden mutlu muydum? Çok mutluydum. 2018'de çok mutluydum. Asistanlığa Temmuz ayında başladım. İnanılmaz heyecanlıydım. Yani enerji dolu, zaten hareketli ve enerji doluyumdur. Siz de fark etmişsinizdir böyle. Hareketlisi yani seviyorum, muhabbet etmeyi seviyorum, bir şeyler öğrenmeyi çok hevesliyim. İşte erken uyanıyorduk işte 6.30'da. 6.30'da 7'de orada olmamız gerekiyordu. Ben 6.30'da oluyordum mesela. 6 çeyrekte oluyordum. Böyle erken uyanıp oraya gitmek böyle nedense bir haz veriyordu. Yani önemli bir iş yapıyorum. Bana işte gelecekte cerrah olacağım zaten. Ben işte vizitleri 7'de atacağım diyordum. Yani böyle çok idealist bir düşünceyle işte sakal tıraşına çok önem verirdim falan. İlk 6 ayda böyleydi. Tıp fakültesi de bizi açıkçası Ankara'nın Çin'inde hasta bakmaya, Gazi mezunuyum bu arada, Gazi Tıp Fakültesi mezunuyum. Ankara'nın Çin'inde hasta bakmaya hazırlamadı. Hani sanki bir Amerika'nın Boston işte Massachusetts'te hasta bakacağız gibi. Hazırladığı için orada bir şoka uğradık, hani şundan şoka uğradık çünkü mesela PDO derslerimiz vardı, onlarda hatta sınavları işte rol model aktör getirip işte hastayla iletişimimizi ölçüyorlardı. Bu kadar ciddi bir eğitimden bahsediyorum ve orada empati kurma, hastayı dinleme, onun duygusunu işte hissetme, onun empati kurmak çünkü tam olarak kendini hastanın yerine veya birisinin yerine kurmak değil. Aslında onun düşünce tarzıyla, onun kafasıyla, onun o anki duygu durumuyla hareket etme kabiliyetidir. O çok kolay bir şey değil bence. Neyse, ona göre mesela hiç unutmam, böyle bir uyarı almıştık. Hasta ergen bile olsa, yani 18 yaşın altında bile olsa, özellikle ergenlik döneminde sen diye hitap edemezsin hastaya, işte siz diye hitap edeceksiniz diye mesela uyarılar. Ben de dediğim gibi idealist bir yanım var. Öyle bir şeyle başladığımız hastaneye, daha sonra hani hastasından tutun personeline kadar yani hiçbir şey uymuyordu açıkçası o bahsettiğim eğitime. Hiyerarşi sadece hekimler arasında şeyde yok. Mesela işte diğer hastane personel arasında yok. Çok farklı bir tepkiler alabiliyorsunuz. Olmaması gereken. Ondan sonra zaten benim siz diye hitap ettiğim hasta bana odaya girip baba bize bakacak mı? Bu dille girdiği de yani sayısızca oldu. İlk 3 ayımda özellikle bununla ilgili çok büyük bir sıkıntı yaşadım. Çünkü insan buna göre programlanmışsınız ama gerçek bu değil. Hani gerçekleri kimse değiştiremiyor. Siz de bunu bu sefer karşı taraf yanlış olduğu için, yani sizin programınıza göre, sizin mentalitenize göre karşı taraf yanlış olduğu için bunu kabullenemiyorsunuz yani bir süre ve inanılmaz sizi yıpratıyor. Yani ilk 6 ayım özellikle, ilk 3 ayım daha ağır olmak üzere, ilk 6 ayım bu adaptasyonla geçti. İşte 6 aydan sonra
bu problemler iyice çözülmeye başladı. Uyumlu bir şekilde zaman geçip akıp gidiyordu diyebilirim. Güzeldi yani asistanlık. Sıkıntıları çoktu aslında ama dediğim gibi o işte hayalinizin peşindesiniz bir şekilde yolun sonunda vardığınız nokta sizi çok mutlu edeceği için ondan sonra birçok zorluk size batmıyor aslında. 36 saatlik nöbetler, poliklinikte 100-120 hasta civarı bak yani 120 hasta civarını 110 diyelim ortalama. 110 hastaya baktığınızı düşünün tek bir kişi olarak. Yani bırakın hastayı muayene etme veya onunla gerekli ilgiyi gösterme. Hani, bazen hani o kadar hızlı olmanız gerekiyor ki yani selamlaşmadan bile hani merhaba hoş geldiniz demeden bile çalışmanız gerekebiliyor. Bunlar zaten yani bu denli yük bir kişiye bir hekime zaten problem yaratır. Şundan dolayı problem yaratır. Çünkü siz bir insanla muhatapsınız ve ben açıkçası hep kendimi karşı tarafın yerine koyuyorum. Ben ne kadar nasıl muamele görmek istersem öyle muamele ederim. Ama gerçekten de hekimlerin bence bir yerde tahammül sınırı aşılıyor. Yani hani 110 hastanın 110'una da aynı yani birinci hastayla 50. hastanın bile çok farkı var. Verdiğiniz hizmetin, sunduğunuz hizmetin kalitesinde. Hani bazıları bu şeyi sevmiyor, hizmet, kalite falan. Ya öyle, yani sonuçta sağlık hizmeti sunan profesyonel bir branşız ve sağlık hizmeti bence en iyi haliyle sunulmalı. Ama bu şartlarda sunulamaz. Yani muayene süreniz yok. Daha ötesini söyleyeyim. Mesela 110 hasta diyorum ama mesela acilden 40 hastası geliyor. Ona müdahale etmeniz gerekiyor. Yine siz müdahale ediyorsunuz yani bakın. Bunların hepsi sıkıntı. Bunların hepsi hastaları geriyor. Hastaları gerince zaten ortam komple geriliyor. Bir şekilde o 3 yıllık süreyi tamamladık ki ben 2 yıl, 2-2,5 yıl civarı bir poliklinik yaptım. Ondan sonra poliklinik yapmak zorunda değildim. Polikliniğe inme nedenim zaten o günde, olay günü de tamamen bu tür sıkıntıların yaşanmaması için. Yani hastalar geriliyor, bizim arkadaşlar geriliyor, tek bırakılmasın, işte yalnız kalmasınlar diye. Mümkün olan bir destek varsa yapalım, edelim, çözülsün gitsin. Yani sonuçta orada 5-6 kişi var. Ekstra. Herkes elinden geleni yapıp sorunu ya da daha doğrusu sorun oluşmadan orada herkes mutlu ayrılsın. Biz o gün ameliyat bitmişti, tamamlanmıştı. Ameliyatlar bitince normalde servise çıkılıyor. İşte vizit atılıyor, servisle ilgili şeyler yapılıyor. Ama polikliniğin o kadar sıkıntı olduğunu bildiğimiz için biz aşağıya inmeyi tercih ediyorduk. Neden? Dediğimiz gibi diğer arkadaşlara hem yardımcı olmak için hem de o hastadaki o gerginliği azaltmak için hasta sayılarını. Bazen mesela indiğimiz oluyordu. Saat 3 ve polikliniğin önünde 50-60 hasta bekliyor. Yani hani, inanılmaz derecede insanlar gergin. Acaba yetişir miyim, yetişmez miyim? Bunların hepsi bir şiddete dönüşüyor. Tasvip etmiyorum. Böyle bir şey hiç kimsenin hakkı yok. Yani sistemin yanlışı bir hekimin suçu değil yani. Bunu artık sistemi yönetenler düşünecek ama işte bu yere gelmesin diye bizim iki odayken 4 yani 4 bilgisayarla baktığımız, 4 kişi baktığımız oldu ve bunun zaten hiçbir şekilde karşılığı yok. İnsanları çoğu kez yani özellikle bu olaylardan sonra çok böyle şey yorumları görüyorum. Yani doktorlar da suratları asık, doktorlar da işte kendilerini bilmiş, işte egolu insanlar. Ya arkadaşım yani şöyle, sen o bir tarafta olmayı bilsen, yani nasıl bir his olduğunu bilsen ve nasıl şartlarda çalışıldığını bilsen belki böyle bir konuşmazsın diye. İnsan, bir kere daha düşünmeleri lazım. Yani çok
Çok böyle tepki verenlerden değilim bu tarz insanlara. Çevremdekiler hatta benimle ilgili mesela postlarda bile, yani paylaşımlarda bile böyle çok böyle yorumlar vardı. Çok tepki gösterenler oldu. Sen nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun diye soranlar bile oldu. Ya dedim herkese zaten tek tek cevap verecek halimiz yok. Ayrıca yani işte birkaç yerde paylaşmaya çalıştım. Yine burada da söyleyeyim. Yani o, biraz da öbür perspektiften veya o insanın, çünkü o da insan, yani hekim dediğin insan, onun yerine çalıştığınızı ve bu yükün altında çalıştığınız veya nasıl çalıştıklarını öğrenmenizi tavsiye ederim diye derim yani bu insanlara. Herkes mi böyle? Herkes mi çok zor, işte inanılmaz bir hasta yükü, iş yükü altında olduğu için kötü davranıyor veya kötü bir şey yapmış oluyor? Hayır. Yani sonuçta hekim dediğim gibi hekim popülasyonunda insanlar, aynı toplumun insanları yani. Oran olarak daha az olsa da illa ki kötüleri, yanlış konuşanları, ne bileyim o gün size kötü davranmış, kendi insan özelliğinden dolayı olan hekimler vardır. Bunu zaten kimse reddedemez. Yani sonuçta biz de bu toplumun parçasıyız. Toplumda nasıl gittiğinizde bir markete veya ne bileyim bir devlet dairesine, herhangi bir yere, bankaya, orada da insanına göre muamele değişebildiği gibi hekimlerin arasında da öyle kişisel farklılıklar olabilir. Ben hepsini tenzih edip yok hepsi mükemmel insanlar ama birebir zaten öyle bir şey söylemek mümkün değil ama gerçekten de iş yükü diğer meslek gruplarına göre daha yüksek. Kolluk kuvvetleriyle karşılaştırılabilir. Yani evet. Hani siz böyle yapıyorsunuz da kolluk kuvvetlerinde desin yok, hayır. Onlarla bile karşılaştırılabilir bence çalışma saatlerimiz. Çünkü çalışma saatlerimiz özellikle asistanlar olarak, ki son dönemde biraz o işte şehir hastanesindeki kadın doğum asistan arkadaşımızı kaybettikten sonra biraz daha iyileştirmeye çalıştı bakanlık. Olumlu şeyler bunlar. Ama yine de yani o MHRS sistemindeki, o sağlık sistemindeki iş yükü hekim üzerinden yürüyor ve hekimler üzerinden yürüyor ve hekimler dediğim gibi sonuçta insanlar ve belli bir potansiyel kapasiteye sahip. Kapasiteyi aşmayacak olsa bu kadar insan şu an buradan, bu kadar insan demeyeyim, bu kadar hekim daha iyi fırsatları değerlendirmek için yurt dışına bakıyor olmazdı. Ya o sırada olayın etkisiyle ben de açıkçası ya acaba ben cerrahlığa devam edebilecek miyim diye düşünüyorum. O sırada gerçekten de hatta asıl belimden bıçaklandım, bacağımı hareket ettirdim. Hareket ediyor, okey dedim, sıkıntı yok dedim. Hekim olunca öyle bir şeyiniz oluyor. Sonra baktım parmağım sallanıyor, avucumun içine sıkıştırdım. Aman bir şey olmasın buna. İşte acaba şey muayenesi yapıyorum, duyu muayenesi yapıyorum. Ne kadar sinir nereden kesilmiş falan. Yani hani böyle o an bunları yapıyordum açıkçası. Aileme haber verilmesi için özellikle birisini yönlendirdim. Cerrahlığa devam edebilecek miyim? Oydu. Ama bunlar yani ertesi gün zaten daha sakin bir kafayla düşündüğümde zaten direkt geçti. Yani cerrahlık hani tamam da cerrahlık. Sonuçta sen felç kalabilirdin. Felç kalırsan zaten cerrahlık yapamazsın. Onu da bırakın. Çok sevdiğim sporu yapamam, koşuyu yapamam, gezip tozamam yani. Edebilirim de aynı zevk değil yani. Düşünün, felçsiniz yani. Çok büyük bir şey. O yüzden de bundan sonraki hayatımda yani böyle bir riski almayacak şekilde bir iş yapmayı düşündüm. Şimdi sıkıntı mecbur hizmetimi saymak istemedi bakanlık. Yani mecbur hizmet yapmadın, direkt asistanlığa başladın. O yüzden de işte seni hiçbir kuruma veremeyiz oldu. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapamayız. İstersen pratisyenliğe dön, pratisyenlik de aynı hastanede. Hadi pratisyen olarak başka bir yere atalım. Yine acilde çalışacaksın. Yine aynı şey. O psikolojim onun için uygun değildi. Yani şu anlamda hastaları artık yani, çünkü gittim çalıştım belli bir süre. Hastaya şey olarak bakmıyorum. Yani eskisi gibi bakmıyordum. Bu adam acaba elinde bir şey var mı? Bu işte kalın mont giymiş. Acaba
silah çıkarma. Yani böyle bakınca bu iş yapılmaz işte. Hani bu yanlış yani, yapamazsınız. Düşünün, birisi geliyor hastaya, odaya giriyor. Siz onun ne kadar size tehlikeli olduğunu düşünüyorsunuz. Böyle bir psikolojiyle çalışılır mı? Çalışılmaz. İnsanın sağlığıyla hiç ilgilenilmez. Hani siz ne iş yaparsanız yapın, böyle psikolojiyle doğru iş yapamazsınız. İnsanın sağlığıyla ilgilenmeniz daha da büyük yanlışlara sevk eder. Daha da büyük problemler açabilirdi başıma. O yüzden hani bu şartlar altında ve hastanede hiçbir değişiklik yapılmamış. O kadar sözünü ettiğimiz problemler bir nebze olsun bile, yani bir proje bile yapılmadı. Bir düzeltmeye yönelik bir şey bile yapılmadı bildiğim kadarıyla. Yani ilk dönemde daha kötüydüm tabii. Bunlardan vazgeçmek kolay olmuyor. Özellikle çok büyük bir yatırımım vardı. 3 yılı bile geçmişti yani. Hastanenin çoğu bitmiş, azı kalmıştı. O yüzden de hem kendi açımdan bir baskı vardı. Yani kendi psikolojim de, yani aradaydım daha doğrusu. Hem de çevreden çok baskı vardı. Yani bırakılır mı? İnsanlar hani, herkes, çevremdeki herkes, ailem, eşimin ailesi, kiminle konuşuyorsam konuşuyorum ama bırakılmaz. Bırakılmaz, yanlış yapıyorsun. Ve yanlış yapıyorsun diyorum. Yani insan yaşamadan açıkçası ne olduğunu bilemiyor bence. O yüzden de ama ne yazık ki bizim toplumda çok kolay ahkam kesiliyor diyeceğim yani. Yanlış yaptığıma yönelik, yanlış yapacağıma yönelik birçok eleştiri vardı. Daha doğrusu yorum vardı. Ama ben yani dediğim gibi özellikle o polikliniğe gidip hastaları böyle bakınca potansiyel tehlike, işte sıkıntı çıkacak mı çıkmayacak mı, hasta değil artık yani, hastalığıyla ilgilenmiyor. Beynimin çoğu, aklımın çoğu onun ne kadar bana zarar vereceğini olduğu için, yani düşündüğü için devam etmem doğru olmayacaktı. O yüzden de istifa ettim. İstifa hiç umursanmadı başhekimlik açısından imzalandığı sürece. Aslında ben onu paylaşmayacaktım bile sosyal medyada, hiç. O kadar yankı oluştu ama ben paylaşmayacaktım bile o kadar şeyle. Aldılar, imzaladılar yani direkt, ki orada çok net yazıyorum hiçbir önlem alınmamış falan diye. Hiç umursanmadı açıkçası. O beni daha da çok kırdı. Yani umurumuzda değil, sen kimsin? Bir tane gider, 1000 tane gelir muamelesi var maalesef. Yani o zaman ben de gidiyorum dedim yani açıkçası. Bu sektör zaten benim dediğim gibi uyum sağlayacağım bir sektör. Burada da hareket var. Çok farklı bir sektör ama açıkçası hayal ettim. Belli bir süre kendime bu işi yaparken hayal ettim ve oluyor yani. En azından daha çok zamanınız var kendinize. Daha çok zaman ayırabiliyorsunuz. İşte hani diyordum ya, Kerkük'e gitme gelme falan. Şunun farkına varıyorsunuz belli bir süre. Ya sen cerrah olduğunda buradan gidip gelmen, gelebileceğin ne malum. Belli değil. Yani olumsuz düşünüyorsunuz tabii böyle bir olaydan sonra ama. Öyle endişeler oluşmaya başladı. Ondan sonra belli bir süre yurt dışı düşündüm. Ama buraya da dediğim gibi, buraya da çok yani bağlıyız. Seviyor yani, Türkiye'yi seviyoruz. Şey anlamında. Belki ileride olabilir mi? Belli değil. Belki de olabilir. Yani yurt dışı da olabilir. Yurt dışı bahsettiğim hani batı ülkelerinden bahsediyorum. Hani zaman gösterir. Yani biraz şu an daha yeni kariyerime odaklanmaya yönelik çalışmalar yapıyorum. İşte hobilerime biraz daha çok odaklanmaya çalışıyorum. O 20 kilo aldım. 20 kiloyu vermeye çalışıyorum bir yandan. Oğlumla ilgileniyorum sabahtan beri, zaten görüyorsunuz. Ondan sonra yani bir anda her şey anlamsızlaştı. Hani diyorsunuz ki böyle bir hayalim var düşünün. Sonra böyle bir şey, böyle bir risk altında kalıyorsunuz. O bıçak belimde, işte sağ bacağımı
etkileyecek şekilde paralize edecek yani güçsüzleştirecek veya felç olacak şekilde etkileseydi, belimdeki yaralanmaya herhangi bir şekilde sağ bacağımdaki gücü veya işte felç olsaydım bu olaydan sonra zaten hayatım kaymış olacaktı her türlü. Bu risk altında çalışmaya değer mi diye ondan sonra hani sorgulamaya başladım. Çünkü özellikle zaman geçtikçe de bir şeyin değişmediğini görüyorsunuz. Halk zaten sosyal medyada yorumlarından ne kadar çoğu iyi, çok güzel destek mesajları da aldım ama işte bir tane bile kötü olunca, hastaneye gelen bir kötü insan bile veya kötü niyetli bir insan, tehlikeli bir insan bile gelince zaten olay bitiyor yani. Sonuçta bir tane bile yeter. Bir tane, 10 bin de bile olsa yetiyor. Ki oran daha yüksek bu arada. O yüzden hani bunu değerlendirmeye başladım. Değer mi ki yani ben bu riski neden alayım? Neden devam edeyim? Bir de yalnız hissediyorsunuz. Şu anlamda yalnız hissediyorsunuz. Sonuçta bir kurumda yararlanmışsınız. Devlet kurumunda, hastane dediğiniz. Ama bir önlem alınmıyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılmıyor, bir proje yapılmıyor. Yapıldı mı? Yapılmadı bildiğim kadarıyla. İşte asistanın vefat etmesi mi lazım, ölmesi mi lazım kazadan ki ertesi yani çalışma şartları bir nebze olsun düzeltesin diye. Veya benim ölmem mi gerekiyordu? Daha kaç hekim ölecek, yaralanacak bu tarz olaylardan ki bir takım iyileştirmeler yapılsın veya bu konuyla ilgili çalışmalar yapılsın. Yapılmadı çünkü. Hatta onu bırakın, harise 5 dakikaya indirildi. Yani o benim bahsettiğim 15 dakikaydı, 5 dakikaya indirildi. Yani o benim bahsettiğim o yoğunluk gerginliği yaratıyor. Bunu defalarca söyledim. Daha da yoğun çalışacak şekilde ayarladılar hastaneleri, hekimleri. Yani bu başı başına şiddet yaratabilecek bir konu. Yani cerrah eline yaralandı, ne kadar ciddi alıyorsunuz konuyu? Bence çok ciddiye yeter kadar ciddi alınmadı. Siz sosyal medyadaki tepki olduğu, işte medyada tepki olduğu doğru ama fiilen gerçekten de benim hekim olarak veya meslektaşlarımın içine yarayacak ne yapıldı? Yani dediğim gibi meharesi 15 dakikadan 5 dakikaya düşürdü. Aynı hastanedeki şiddet daha yaşandı Eylül ayında, acildi. Bu ulaşabildiğim, çünkü gizlenmeye çalışıldı. Ondan sonra daha geçen hafta bir bıçak bulundu. Aynı o 149 numaralı poliklinikte. Bıçak. Çakı yani. Aynı poliklinikte bakın. Yani korumaya çalışılmıyoruz. Korumaya çalışmıyorlar bizi. Ve bu her açıdan yanlış. Bir kere insan hakkı olarak yani güvenli çalışma hakkımız kesinlikle olmalı. Yani bu en temel bir hak bence. Yani biz kolluk kuvveti değiliz ki biz. Yani o riski almış insanlar değiliz bu mesleğe girerken. Bunu 100 defa herhalde söyledim en az. Biz böyle bir risk, yaralanma, sözel şiddet, fiziksel şiddet riskini alarak mesleğe girmedik ve bunu kabul etmiyoruz. Ben tepkim de zaten özellikle bunda. Ben bu riske de yani bu risk altında çalışmayı kabul etmiyorum. Çok basit. Bana diyorlar ki her şey yani hayat bu işte trafik kazası da geçirebilirdim falan. Ya ama o öyle bir şey değil. Yani trafik kazası tabii ki de geçirebilirim. Hani arabayı kullandığımda ben o riski kabul ediyor oluyorum. Yani belli bir bununla ilgili bilgilendirme var. Ben bunun bilincindeyim. Trafik kazası evet geçirebilirsiniz. Yani çok saçma bir şekilde bir kaza geçirip de öyle edebilirsiniz. O yani hani bu, ama bu ne alaka yani? Hani ben bunu bağlayamıyorum açıkçası. Benim iş yerimde sürekli üzerimde olan hayati riske bağlayamıyorum. Ya hayati risk diyorum çünkü artık diyorum ya aynı poliklinikte geçen hafta bıçak bulundu. Hiçbir şey yapılmadı. Bakın çok önemli bir nokta. Devlet açısından diye düşünürseniz yani ülke olarak düşünürseniz bahsettiğiniz insanlar şu an bahsettiğimiz hekimler
hekimler topluluğu olarak, yani gençler özellikle yurt dışına yöneliyor. Ve her yurt dışına yönelen hekim aslında ciddi bir maddi kayıp, ekonomik kayıp. Ya sadece artık beyin göçü falan demiyorum. Çünkü buraya yatırım yapmışsınız. Hani inanılmaz bir yatırım yapılmış. Yani fakültelerine tıp eğitime bağlı eğitimlerden. Tıp eğitimi başka eğitime benzemez. Pahalı açısından da, yani ekonomik olarak da başka eğitimlere benzemez. Siz bu kadar eğitim, bu kadar çaba, bu kadar finansal olarak önemli olan bir meslek grubunu ülkeden kaçırıyorsunuz. Ki zaten bakan da bu konuya değindi. Bunlar ekonomik bir kayıp da. Yani artık insanı, artık hekimlere insan olarak bakmak istemiyorsanız ekonomik olarak bakın işin içine. Neden tıp istedim? Aslında çevresel faktörler diyebilirim. Dediğiniz gibi aile ve genel olarak çevremdekilerin, bu toplumda herkesin bir şekilde çocuğunu en iyi meslek grubu olarak sayılan işte hekimliğe veya diş hekimliğine doğru yöneltiyor. Çünkü bunun da nedeni bence işte verilen hizmetin, aslında yapılan işin sadece maddi olarak değil, aynı zamanda manevi bir değer olduğu için annelerimiz, babalarımız, yani benim çevremdeki herkes o yöne doktor olmak için beni cesaretlendirdi. Hatta şunu da söyleyebilirim, ben diş hekimi olmak istiyordum zamanında tetam tercih yaparken ama babamın baskısıyla açıkçası tıba yöneldim. Ailede de çok hekim var, diş hekimi var. Yani öyle bir beklenti de oluyor. Hani siz de büyürken, bu ortamda büyüdüğünüzü düşünün. Doğal olarak da sağlıkla ilgili bir mesleğe tabi olmak istiyorsunuz. Ve en iyisi de hekimlik ve diş hekimliği olduğu için onlardan birini düşünüyor oluyorsunuz. Yani şimdi gelecek için olasılık var mı? Yani her zaman olabilir. Çünkü bakın bana işte bir yıl önce tam böyle Mayıs ayında o gün sorsanız işte gelecekle ilgili ne düşünüyorsun? Çok farklı şeyler size anlatırdım ama 5 saat sonra çok farklı şeyler oldu. Yani hani, bilemiyorum yani, belki gelecekte bir şey olur da dönmek isterim veya geri o hayalimin peşine gitmek isterim ama şu an için öyle bir ihtimal dahi yok gibi geliyor bana şu anki psikolojimle.